Merhaba arkadaşlar, atölyeme hoş geldiniz. Bugün motiften oluşan fakat motif birleştirmeyle uğraştırmayacak harika bir modelle geldim. Kız çocuklarına da erkek çocuklarına da uyabilecek battaniye modeli anlatacağım arkadaşlar. Modelimiz için iki farklı renkte örgü ipi ve ipimizin kalınlığına uygun tığ gerekli. Modelimize başlangıç zincirimizi çekerek başlayalım. Ve 6 zincir çekelim arkadaşlar. İlk zincirimize batalım. Ve kaydırma tekniği ile birleştirerek halkamızı oluşturalım. 5 zincir çekelim. Tığımızın başına dolayalım ve halkamızın içine üçlü trabzan yapalım. Üç zincir çekelim. Tığımızın başına dolayalım ve aynı halkanın içerisine üçlü trabzan yapalım. Üç zincir çekelim. Tığımızın başına dolayalım. Aynı halkanın içerisine yine üçlü trabzan yapalım. Bu şekilde 8 yuvamız olana kadar devam edelim arkadaşlar. Üç zincir çekelim. Başlangıç zincirimizi kaydırma tekniğiyle birleştirelim ve tamamlayalım. Yuvalarımızı sayalım. Toplamda 8 yuvamız olması gerekiyor arkadaşlar. İki zincir çekelim. İlk yuvamızın içerisine 7 adet üçlü trabzan yapalım. Yanındaki yuvamıza sık iğne yapalım. Tığımızın başına dolayalım. Bir sonraki yuvamıza yine 7 adet üçlü trabzan yapalım.
Yine sık iğne yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Sıra sonumuza geldik. Sık iğnemizi yapalım ve başlangıç zincirimizle kaydırma tekniğiyle birleştirelim. Bir zincirle sıkılayalım. İpimizi keselim arkadaşlar. Örgümüzü çevirelim. Trabzanlarımızın arkasından ipimizi geçirerek saklayalım arkadaşlar. İkinci rengimize geçelim. Sık iğnemize batarak ipimizi sabitleyelim. Beş zincir çekelim. Tığımızın başına dolayalım. Aynı sık iğnemizin içine batarak üçlü trabzan yapalım. 3 zincir çekelim. Tığımızın başına dolayalım. Yine aynı sık iğnemize batarak üçlü trabzan yapalım. 3 zincir çekelim. Tığımızın başına dolayalım. Yine aynı sık iğnenin içine üçlü trabzan yapalım. 3 yuva oluşturduk arkadaşlar. 7 zincir çekelim. Tığımızın başına dolayarak bir sonraki sık iğnemizin içine batalım. Yine 3 adet yuva oluşturalım. Yedi zincir çekelim. Tığımızın başına dolayalım. Bir sonraki sık iğnemize batarak 3 adet yuva oluşturalım. Yedi zincir çekelim. Tığımızın başına dolayalım. Son sık iğnemizin içine 3 adet yuva oluşturalım.
7 zincir çekelim. Başlangıç zincirimize kaydırma tekniği ile birleştirelim.
zincir çekelim. Aynı sık iğnenin içerisine 3. İkinci yuvamıza sık iğne yapalım. Kırmızının başına dolayalım. Üçüncü yuvamıza yine 7 adet üçlü trabzan yapalım.
Yedi trabzanımızın ortasına batarak sık iğne yapalım. Tığımızın başına dolayalım. Yuvamızın içerisine 7 adet üçlü trabzan yapalım. Yedi trabzanımızın ortasına batarak sık iğne yapalım. Tığımızın başına dolayalım. İlk yuvamızın içine 7 adet üçlü trabzan yapalım. İkinci yuvamıza sık iğne yapalım. Tığımızın başına dolayalım. Üçüncü yuvamıza yine 7 adet üçlü trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Modelimizi daha önceden hazırlamıştım ben arkadaşlar. Bundan sonraki sıralarımızda ortalara tekli yuvalar yapacağız arkadaşlar. Köşeye gelen taraflara ise üçlü yuvalar yaparak devam edeceğiz. Sıra tekrarı ile istediğimiz ebata gelene kadar modelimiz devam edecek arkadaşlar. Battaniye yapmak isterseniz battaniye ebatı 90 cm ya da 1 metredir. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.